tarhana literatüre de girdiğinizde dünyanın ilk hazır gıdası olarak ve şifalı bir gıdası olarak hiçbir katkı maddesi olmadan bizlere atalarımızdan gele gele. Sonra çeşitlenmiş. Bakın enginarlısını yapmış. Aslında bunun ilk ismi darhaneymiş. Biliyor muydunuz? Darhane. Evet, darhane. Darhane. Evet. Dar bir yerden mi çıkmış bu? Nasıl olmuş? Evet, anlatıyorum efendim. Buyurun. Rivayete göre Yavuz Sultan Selim padişah bir Ramazan ayında vezirine demiş ki, vezir hadi bakalım giyinelim, çıkalım böyle bir bakalım halk ne yapıyor, ne halde? Kıyafetlerini değiştirmişler. Normal halktan gibi giyinmişler. Böyle oraya git, bu semte git, oraya git, buraya git derken böyle biraz daha daha düşük seviyeli, yani gelir seviyesi daha düşük bir semte uğramışlar. Demişler ki buraya girelim bakalım halkın durumu nedir? Aa, bir bakmışlar iftar saatine de yaklaşmış zaman. Bütün herkes kapılarda şefim. Bütün herkes. Mahalleli. Evet, kapılarda şey misafir bekliyorlar. Çünkü eskilerde Ramazan aylarında iftara misafir almak çok önemliymiş. Çünkü denir ki misafir 10 rızıkla gelir, 9'unu ev sahibine bırakır, bir tanesini alır gider. O yüzden bu cümleyi çok benimsedikleri için de herkes misafir bekliyormuş iftarda. Bunun üzerine orada bir bakmışlar ki bir nine var. Gitmişler ninenin evine. Nine çok sevinmiş tabii. Hemen böyle bir tas çorba, bir parça da ekmek varmış sofrasında. Bizim padişah demiş ki bu nedir demiş. Demiş ki bizim nine, bu çorbanın adı darhane. Ancak demiş bizim buyumuz var, bizim tarhana darhaneymiş aslında. Bizim padişah da bunu pek bir sevmiş, sonra saraya göndermiş o tarhanayı. Ama işte halk arasında zaman içinde darhane, yani dar hanenin çorbası aslında tarhana olmuş. Çok güzel hikaye çok değil mi? Çok güzel, bak B T haline gelmiş. Aynen aynen. Domatesli de T D'ye dönmüş. Ben çok seviyorum böyle rivayetleri, ama hikayeleri. Ama çok güzel. Şimdi güzel. Mutlaka vardır. Yani bu yazılı çizili kaynak değil ama rivayet olarak buna benzer bunun gibi var, var. Bir çok sürü güzel. Şey var. Bunların da gerçeklikleri olduğuna sağ ben çok olsun, inanıyorum. Hilal'cim metin yazarımız bize büyük destek bu konuda, hikayeler konusunda.